Hayatın sana borçlu olduğunu mu düşünüyorsun? Hayat bana borçlu falan değil. Biz hayatın sana olan ben, borcunu mu ödemek lazım? Ben yani? girdi evim. Daha benim konsantre duyuldu. 7-8 saat takıldık kelebekle falan ondan sonra. 7-8 saat love bombing yapsan. Bağlanamam mi? ben kelebeğe çünkü 16 saat sonra ölecek. Anekten gol senedi nasıldı? Böyle <laughs> miydi? Candan her şey var mı? Bağırın diğer adı Güz. Tahminimiz %100. Pilavı önce bir süz. Sonra geldi beni üz. Sokrates'ten merhaba değerli izleyenler. Londra Merkez'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, yüzümüz futbol coşkun Çelik. Ee, çok gördüm Twitter'da da ilk kez elime aldım baktım baya baya güzel gözüküyor. Yeah. Our faces are football. Ya da... Evet. Ya, our 100 face... is football da olabilir. Ha, aynen. Our 100 our our, hundred. Our, our hundred football. Evet. Ee, Coşkun Çelik. Şöyle alttan serdeyim. şu alttaki kapaktaki yazıyı da oku. Başlangıçtan. Elimizdeki tüm materyallerden yola çıkarak hazırlamaya çalıştım bu kitabı. Futbolumuza dair kulüp bazında ya da dönem özelinde araştırmalar olmasına rağmen istatistiklerden sıyrılmış bir düşünüş şekli olarak futbol tarihinin yansıtıldığı bir çalışma maalesef tam anlamıyla yapılmamış. 100 Yüzyılı bir denge içinde aktarmaya çalıştığım ve özellikle kelimelerin kifayetsiz kalma ihtimaline karşılık binlerce görselle desteklediğim 640 sayfalık bu eser Türkiye'nin yüzyıllık futbol tarihine ışık tutmayı amaçlıyor. Bu serüvene katkı veren tüm futbolculara, tüm renklerin taraftarlarına, bu spora gönül verip 90 dakikaya bir ömür sığdıran tüm insanlara, hatta saatine bakan Esra Şelakem Röthlisberger'e teşekkür ediyorum. Açılım, açım yapıp şey yapalım, böyle göstereyim şey, kameraya. Şöyle mesela. Açım yap, ee, misal küpürler. Aynen, Kadıköy'de Aydın yazılar, Şoku. Ee, dolu dolu bir kitap. Evliya Çelebiç. <laughs> Çok güzel bir ee, başucu kitabı. Aynen, böyle giyatmadan atmadan bakacağım. Evladiye'lik. Tabii benim gibi bir buçuk saat TikTok'a bakmıyorsunuz yatmadan. Sen diyeceğin de. Yani zaten Coşkun Çelik'le alakalı daha önce bir iki başka programıyla da alakalı burada kısa konuştuğumuz olmuştur. Aslında çok daha uzun konuşulması da gereken bir insan gerçekten. Ee, sadece sporda da değil. Kirpin burada. Altın üst mü? Üst. Üst tut. Geçmiş olsun. <laughs> Türkiye'de yakın dönemin yakın döneme birçok konuda sadece sporda değil müzikte, sinemada birçok dalda çok hakim. Hem muhabbeti birebir de çok keyifli hem de programları ya da yazısı yazı dili de keyifli biri. Ciddi bir ansiklopedide bir Coşkun Çelik. Ben aldım ama daha doğrusu bana sağ olsun kendisi yollamış. Baktım ama tabii ki şu anda bu yoğunlukta hakkını vererek bir okuma yapamadım. Ama çok etkilendim. Mükemmel bir kitap gerçekten. Eline koluna sağlık evet. <laughs> Coşkun. 1980 kısınca bu ters V gibi oldu. Şunu söylemek isterim. Şimdi diyecekler ki Can Bey'in üstünden Nike SB var. Sizin üstünüzde de Nike SB var. O SB ne? Aynı tişörtün farklı versiyonlarını giymişti. Sen en sıkmak istedim. Ah. Sports brand. Sports brand. Almanağımıza Alman ağımıza, e, bizim şeyimiz girmişti. Ben kaybettik diyordum e, seçim döneminde tam. E, sene başında bir Alman ak yayınlandı ya. Evet. Kazandık. Yani evet. Yani. Ben buradan bir kişiye özel teşekkür etmek <laughs> istiyorum. Ee, Adıyaman'da CHP nasıl kazandı sorusu... Ben soruyorum. Çok doğru bir soru olmakla beraber Abdurrahman Tutdere. Bir tek şey hatırlıyorum kendisiyle alakalı bildiğim bir şey için, birebir yaşadığım şey için muhtemelen bunun etkisi vardır. Depremden bir hafta sonra falan da yanılmıyorsam Hasan diye bir kardeşimiz Adıyaman'dan Londra merkez izleyicisi şehirde evleri çöktüğü için yani hasar aldığı için daha doğrusu şehir dışın yani şehrin girişindeki yol üzerindeki dükkanlarına yerleşmek zorunda kalmışlardı büyük bir ailecek. Ve su vesaire bulamıyorlardı. Kendisiyle konuşuyorduk o sırada biz. İşte yazmıştım ona. Ben de ona dönmüştüm. Bir bağlantıyla Adıyaman'da kime ulaşabiliriz diye sorduğumuzda bir bağlantı üzerinden Abdurrahman Tutdereye numarası geldi. Ben mesaj attım. Kendisine numarayı da Hasan'a yolladım. Atıyorum Çarşamba akşamı oldu bu. Ee, çarşamba akşam gece 10 gibi Hasan'a numara yattım. Hasan aradı. Hasan aramış daha doğrusu kendisi aramış. Hasan numarasını da ona atmıştım. Gece 10'da Hasan aramış. Sabah 8.30 9 civarında kendisi bir kamyonetle beraber gelip koli koli su bırakmıştı oraya. Muhtemelen o süreçte birçok insana orada yardıma eli dokunmuştur diye tahmin ediyorum. Bizim Londra merkez tarafından söyleyebileceğim de hani BLM izleyicisine böyle bir katkısı olduğunu birebir şahit oldum. Muhtemelen bunun sebebi bunun da bir sebebi vardı yani. Onu <laughs> söylemiş olayım. Şey iyi oldu. B iyi oldu. Güzel alakalı. İzmir'de aranıyorum. Açasım yok. Kapattım. Ee, Önce len var koşasım. B ile ilgili de şunu söyleyeceğim. Max Beyoğlu'lar. Beyoğlu Great Again. İşte Beyoğlu tekrar Max Beyoğlu, B Beyoğlu Great Again falan o şeyler var ya muhabbetler. Bazı orada oturanlar buna içerlemiş. Biz zaten burada yaşıyorduk falan. Ya arkadaşlar. Akıl var, mantık var. 10 sene önceki Beyoğlu, Taksim, İstiklal, Cihangir, neyse Karaköy, Galata aynı yer mi? Aynı yerse biz geri zekalıyız. Yani 10 bizzat... sene önce de tırttı bence. Tamam. 17 18 falan. Ya, tamam benden. önemli değil. 10 sene için 10 sene de önce de gene çıkıyor. Çünkü diyorum. 2014 ben Eurosport çıkışı arada gidiyordum ve e, tamam, minimum zamanı geçirip hemen tamam, bozuluyordu <gülüyor> <gülüyor> zaten. Yani yine çok iyiydi tabii ha, bu, şu an. Yani ya ben biz geri zekalıyız. Hakikaten hiçbir şey fark etmedik. Bayolu aynı devam ediyormuş. Biz başkaları yani genel olarak başka insanlar ayağını elini ayağını çekti oradan. Biz siz kaldınız farkındaydınız. E öyle değilse de abi insanlar heveslenmiş, mutlu olmuşlar. Bunu yazanlara da söyleyecek lafımız var. Biz zaten sanki oranın bekçisiymiş gibi bir tavırlar falan filan. Allah aşkına ya. Yani. Ya ben Neyse. seçimle alakalı çok bir şey demeyeceğim. Zaten biraz dedim. Atıf da olsun. Başka yerlerde olsun. Ama şunu söyleyeceğim. Bu var ya yılan. <laughs> şu anda 60 derece sıcakta kazakla oturan şey ve içinde kazak, de. Kazak ne kazak? Lan yok. şu elime gelişine bak. Boğum boğum kazak. İçinde yok, tişört. Bak, şeyli kazak. İçinde bak ben tişört mü? Havalı kazak. Fınçık fınçık telleme yapıyorum. Delikli delikli. Da, çok deliği var. Hava alıyor. Polo mu oğlum bu? Aa, delikli bir tane. Tamam. e. Şimdi birçok izleyicimiz şunu diyecek. Erman Yaşar ne kadar uykusuz gibi gözüküyor. Esniyor, gözünü açamıyor falan. Nasıl açacağım abi? Utanmaz bir adam mı ya? Nasıl açayım? Sabahın dokuzunda eşiyle beraber kapı. Don don, 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 Sen, Sen 9'da Dokuzda mı? Met bilmez bir don, adamsın. Don don, 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 Sus ben anlatacağım. Sen Saat 12'de çekim evet, on çekim var. İnsanlık yaptık. O ne? Bir kere şimdi öncelikle şunu bir konuşalım. Neden? 12'de neden? salı. Londra Merkez Salı 12'de neden çekim? Ha, seninle alakalı değil mi? Adam 15 gün. Balayla Avrupa pas gidiyor ne geliyor? balayına da gidiyor. Balayına seni çağırdı mı? Deliyim mi? <gülüyor> balayına <gülüyor> <ne> <gülüyor> seni çağırdı <gülüyor> mı? Yok <laughs> yine. Yok. Herkes Diyor ya, ya yapacağınızı balayına biliyorsunuz. Balayına gidiyorum dedim. Adamı düğününe çağırmadın. Okey. Hadi bunu orada ben de dedim zaten. Yani olabilir. Okey. Biz de yedik arada linci ama ne demek balayına çağırmam. Şu an 15 gün balayına da gitsen. Ve full Avrupa gidiyor zaten gidemiyoruz. Çağırsa Aa, da gidemiyoruz. Ya, vizemiz yok. Bizim vizemiz yok. Onu bildiğim için gelmezsiniz diye oraya gittik. Şunu söylemek de istiyorum. Hmm. Ya burada kamuoyunun ve toplumun vicdanı birazsız. biraz sızlıyor. Olsan sız silah var mı burada ya? <laughs> Vuralım. Vuralım artık. <laughs> kamuoyunun ve toplumun da vicdanı biraz sızlıyor. Neyse bugün ha. çekiliyor sonuçta. Okey. Evet yani. Biz de 12'deki program için adam evinden arabayla alındı. <laughs> Giderken ...içer diye kahvesi alındı... Bak. ...arabaya bindiğinde kahvesi de hazır olsun diye... ...hiç Hıf. arabada kahve olmasa... ...arabada Değir, hiç kahve olmasa... Ya. ...hatta... ...kızılcık şerbeti olsa... ...daha çok sevinirdim... ...böyle bir şey olamaz... ...sen benim 15 senelik arkadaşımsın... ...biz sen de yiyoruz içiyoruz aynı eve girip çıkıyoruz... ...tatili yapıyoruz beraber... Evet. ...burada haftanın 5 günü geçiriyoruz... ...358 bölüm program çektik... ...cold brew... ...ne güzel işte... Hava ...ne güzel kardeşim... Ben hava 40 derece olmadan içmem bu zıkkımı. İçmem. Ben sabahın onunda cold brew içmem. Ulan körlük beni yoruyor. Aynen. Bir de... <gülüyor> abicim. Hı. <laughs> Yengemizin tabii şimdi tatile çıkıldığı için... Kuaför randevusu varmış 11'de. Okey anlıyorum, saygı duyuyorum. Sonuçta benim onlara kendimi uydurmam lazım. Yok <laughs> <Yani, gülüyor> Okey. <yani. gülüyor> okay. Ama... Erman çıktık. Erman 4 dakika. Erman 2 dakika. Erman sokan köşesinden geliyor. Gerçekten inanılmaz. Gel. adam bu ya gerçekten. Ben bu kadar baskılanamam yani. <laughs> bu kadar baskılanmak istemiyorum. <laughs> Zaten gidiyorsun. Bu da sonra. geçen hafta onu... Baskılanmak istemiyorum. Bir de kendi anlatıyor. 10 çeyrekte seni alırız demişiz. 10 çeyrekte de gitmişiz. Allah aşkına bu da... Şimdi bir i̇şte başka büyük ayıp şir, şahidi ben anlatayım Anlar, hayır, 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 geçen canım. hafta ölüyorum açlıktan ya ölüyorum 3 tane çekimi arka arkaya dayamışlar. çok biliyorsunlar ok biliyorsunlar şunlar bunlar Kahv kahvaltı yapamadım ondan sonracığıma saat 14 falan sularına gelmiş artık mide vış 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 baktım can duygu benim de çanta üst katta mı işte içinde cüzdan falan zaten yani börek Hmm. 50 olsun 60 lira olsun falan. Yani sonuçta adamdan da ziyafet çek bana demedim. Dedim ki karşımızda börekçi var cancım. Hmm. Benim üstümde para yok. Hmm. Bana şuradan dedim bir şey bir börek alır mısın? Multinetimi vereyim sen al. Ya kardeşim. Börekçi, ha. börekçi 17 metre falan. Evet 17 metre mi? O kadar bile yok. Ya ben sokağın karşısı yani sen çok rahat gidebilirsin istesen. Karşıya geçtiğinde <laughs> her şey gittiğinde zaten böyle desin. Çünkü ben multinet hiç kullanmadım daha önce. Orada ne olacak? Diyor ki multineti adam kullanacak zaten. Sen kardeşim böyle bir şey var mı? Ben orada benim acemiliğimi anladığı anda diyecek ki yani bu herifi ben kandırabilirim. 370 lira yazacak belki. Bilmiyorum esnafı da düzen altına almayayım. <laughs> Aldım. Alabilirim. Sonra abi geldi. Sağ ol kardeşi falan dedim ya. Bir utanmazlık... Bir ay, porsiyon börek şey aldım mi? istediği Anlatma. gibi. Ee, Böreği az buldum. Gittim buldu. şu köşeye oturdum. Böreği az buldum. Böreği açtım. Bağırıyor, bağırıyor. Ya sen nasıl bir adamsın Hayatın sana borçlu olduğunu mu düşünüyorsun? Hayat bana borçlu falan değil. Biz hayatın mi? sana olan ben, borcunu mu ödemek lazım? Ben Mia'ya senin bana getirdiğin böreği koysam önüne bir der ki what the fuck is going on? <laughs> what the fuck is going on? Falan der. Ya. Bunla ben nasıl doyayım falan der. Ki daha ondan da var yanda. Yani şoku yaşadım ya. Şok yaşadım. Şimdi seçim Tabii. şöyle bir seçim best of'u yapalım dedik yapalım. Ee, Argun'la. Gergain. E, self-control kamyonetinin ne, 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 tekrar ne, ne, ortaya çıkması. O Isuzu'yu diyoruz değil mi? Evet, Lore Braginan bir yaşıyor değil mi? Yaşıyordur. Ya, ne zaman öldü ya? Ne zaman öldü lan Lore Braginan? İntihar etti. Lore Hanım. O şarkıdan sonra. Ulan self-control diye şarkı yapıp intihar etmek nasıl bir ironi ya? <gülüyor> Kral <gülüyor> Hareket. Tövbe estağfurullah. Öyle abi. Aa 2004'te gitmiş bir de. Demek ki kontrol kaybı yaşadı. Hmm. E ama What called the, the death, death of Laura As she was recording new music and preparing a comeback to the music industry, she died at home. Industry. Uh, e, in, yeah. Serebral anorizmden ölmüş oğlum. Yok. Serebral <laughs> <laughs> anorizmden ölmüş. Ulan ne intihar etmiş? <laughs> yani what is serebral anorizm? Ama ben kanaması... intihar edip serebral anorizm geçirdi. Serebral anorizm ne Erman? Yani Beyin kanaması. Nasıl intihar edip beyin kanaması geçirecek? Mesela kafasına sıkar. Başarılı bir intihar. Ne oldu böyle şey olur mu lan? Kafası saçma sapan. Bizim başarılı şey bir saniyemiz olacak bu bölümde. Güvenli bir saniyemiz. Yani... <gülüyor> 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 ya, ya. Ee, Aynen, Serena, Serenay Sarıkaya seçimi Adana Demir Spor formasıyla geldi. Olayı araştırdım. Ben ilk başta Adanalı dizisine gönderme zannettim. Çünkü Serenay Sarıkaya'yı ilk tanıdığımız şeydi. Sevgili Burcun Bayguta da hemen zaten benden önce Elif Biner yazdı. Bizim grubumuza Elif Bin Acerike. What the fuck is going on? Bugün kelimesi de bu olacak evet. Ben de dedim ki, Elif'cim dedim yakışıyor mu sana? Dedim Serenay Sarıkaya'yı ilk kalplerde her yerde tanıdığımız, kalplerimize monte ettiğimiz yer Adanalı dizisi. Oktay kaynarca'nın kızıydı. Adanalıyım Adana falan deyip geziyordu orada. Ben ona bir gönderme zannettim. ama sonra Serenay ya açıklama yapmış. Çok fazla bu olay şey olunca ve şey demiş. Çok sevdiğim birileri hediye etti. Bir tane e. dizi setinde herkese dağıtılmış galiba. Ha. Öyle mi? O, şey yani sette o ilk kez giymiş. Olabilir o da olur. Bilmiyorum. Ama yani giyim... Yakışmış. Yakışmış. Ee, ben ee, gözlüğünü birazcık şey buldum. ne ne? Nenen nenen. Nene, ne ne ne? nene, çok iyi dans eden bir dayı var. Onu görmüşsünüz. Darap Sakallı. darap. Bugün şınav çeken dayı gördünüz mü? Yok. Mi? Darap darap. Self control. Bir yanlış şınav mı çekiyor? Göstereyim. Darap darap. İzleyelim. Darap darap. İzleyelim. darap self control. Ben de size göstereyim o arada. İnşallah yani kesin bu CHP'li saklaması da mükemmelmiş. Pedri, 10 sene sonra kendimi futbol oynayan bir kel olarak görüyorum. Hep kel olmak istemiştim. Çok hoşuma gitti bu Guardiola şovu biraz evet. bence. Positional'da yakın ya. Evet. Ama hani yani... Çocukken desem Pedri'ye yetişmez. Guardiola'nın Barcelona oynadığı dönem mümkün İlk. yok. Pedri zaten kaçlı? 2002 ile falan. İşte insanlar ellerindekinin değerini bilmiyor ya. Saç. Aynen benim de kel olmak hiç darlamaz gibi geliyor mesela. Ama yani varken istiyorsun ki gitsin. Ben olayı ortadan Anladım. Daha Dahil oldum <laughs> ve evet, tamam, tamam. çok başka bir yere gitti <gülüyor> kafa. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ha, Erman beni de bugün eczaneye çağırdı beraber. Eczaneye gidip Aa, alalım alalım. Bir şey ya. olur mu ya? Gitmek istemedim. Ya ne demek abi gitmek istemedim. <laughs> ya, yani yo... sanki çölleri geçelim seninle. Ya, Mesela, şuradan şey, şey geliyor mu aklına? Mesela bu iki adam bir şeyler anlatıyorlar. Ben acaba ya halk da her beni, gün halk beni sürekli şimdi bir talepte bulunuyorum. Şımarık olarak yaftalayacak. Çok Esnaf Çok kaprisli çalışma <laughs> arkadaşlarına kan kusturuyor. Kaprisi değil. Ondan onu istiyor. Kan bundan kusturmuyor. Bu... Dert oluyor. <laughs> Vay be. Halka beni çok yanlış tanıttınız. İnsanlar diyecek ki demek ki bak herkese bir şey diyor. O da bana şunu getiriyor. Söyle demedin. Eyvallah. Ya, ya Senin sen bilinç hafta kaybı yaşadın. Seni sen arabayla eve bırakırken ne? geç çıktık. Trafiğe girdin abi. <laughs> sen benim 20 yıllık arkadaşımsın sen bana telefonda ses kaydı atıp <laughs> diyebiliyorsun da ben sana trafikte 45 dakikalık yola girdin diye <laughs> şey şey can, can bırakmasaydı ne nasıl gidecektin taksiyle gidecektim yine aynı araba sadece 400 lira cebimde kalmıyor <laughs> yani her ha, okay. türlü senin için pozitif bir gelişme ha, gelişme evet biraz daha erken çıkıyordu taksi ama krizeydi. ben 32 dakika falan bekledim ha. bunu o yüzden yol 45 dakika değil 28 dakika falan sürebilirdi anladım bunu. anladım senin bir kavacık durakta bırakılma zamanın gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Kavacıkta <gülüyor> iki saat taksi bekleme zamanın gelmiş. Çiçek taksi gibi abi inanamıyorum. Sen ne yakışıklı oldun ha geçen Aynen, çok önemli güzel, bir aşağı. isim de şimdi burada isim vermeyeyim. Geldi dedi ki bu çocuk ne ya dedi. Kadın. Kadın birey. Geldi dedi ki benim yanımda yaşanır. Kaşa ne diyorsun? Kaş. Olur. Yakışıyor. Ee, şimdi benim yanımda bir erkek bedeninin bir erkek bireyin övgü alması daha da zor. Yani. <laughs> Yunan şeyi gibi. Bedeninin mi gibi. Aynen <laughs> onunla ben ne olursa olsun bir karizma gibi. Altın ben. oran mısındır sen? Altın, Altın oran. Tahminen. Ee, buradan Aykut Aydın'a da selam olsun. <laughs> <oran. gülüyor> Altın oran işini <laughs> <falan. gülüyor> Neyse efendim. <laughs> Yanımda hanım efendi geldi dedi ki. Ya dedi sen ne olmuş ya çocuğun falan dedi sen nasıl bir şeymiş şey yapmışsın falan. Üstündekiler kelebek. Evet. Çeşit çeşit kelebek. Aynen. Ne en sevdiğin kelebek hangisi? mobilya neredesin? galiba. <laughs> ya çünkü ben kelebek çok sevmem. Seversin. Çok Ege güzel kafayı be. yiyor. ilk kez kelebekleri gördü. Vallahi. Kaç falan. bir tane koşu kaçıyor tabii kelebek. Ya yani. şundan Bebek dolayı çok güzel ya. Yani. Yani. Bir sürü şey ilk kez görüyorsun. Aynen. Kelebek dünya tatlısı Çikolatlar bir hayvan. ilk kez. Ama duygu gel. Yani şimdi kelebeğe karşı bir duygu geliştiremiyorsun. Çünkü zaten ömrü kısa ya. Hı. Hmm. O yüzden daha yoğun bir duygu geliştirebilirsin. Şimdi belki. kelebek girdi evime daha benim mesela. 7-8 saat takıldık kelebekle falan ondan sonra. 7-8 i̇şte saat love bombing yapsan. Bağlanamam ben kelebeğe çünkü 16 saat sonra ölecek. Anladım. Gerçi yani. Nefret de edemem. Ama sevgi kelebek, manya, sevgi manya Kelebek mesela yemeğimin içine düştü. Yemeği yiyemedim. Şimdi normalde kelebeğe kızmam. Böcek möcek olsa çok sert konuşurum. Belki ezerim. <laughs> kelebeğe bunu yapamıyorum. Çünkü zaten eceliyle ölüme çok az dakikaları var. Bir gün mü gerçekten? Bizim gördüğümüz o, o bir gün, gün mü? Yok yok yalan. Bence de yalan. O yani. şehir efsanesi. Bir buçuk iki gün diyorlar. i̇ki hafta yaşıyor. İki hafta mı? İki hafta. O çok bir süreç. Benim kelebeğe karşı tutumum ve bakışım değişir. Şu an. <laughs> Ezer misin artık? Hayır kelebek üzülür mü ya? Kevin Durant neden yalnız olduğuna dair? Oğlum. Öyle ne Ben sevmem Kevin Durant abi. Yalan mı mı Neden yalnız olduğuna dair oku bakalım. Ya 15 sene önce Scarlett Johansson'un banyosunu içerim diye tweet atarsan Kusura bakma da aga. Sen de neler attın canım. Ne attım? <laughs> <laughs> ne yaptım? <laughs> Tövbe estağfurullah. Ee, çok fazla düşünüyorum. Çok fazla umursuyorum. Ee, ben umursayan bir, bir erkeğim. En büyük kusurum iyi niyetim. Çok fazla enerjim Erhan var. Erhan Şensoy üstadı anasım geldi. Ve <laughs> <Berifat> abi ya. <laughs> ya Kevin Durant çok fazla düşünüyormuş. Çok fazla umursuyor. Ya. Tamam. Ümraniye'de tamam. kaybolmuş adamsın. 25 dakika olmuş. Hmm. E, Zafiyet Orhan Veli'nin abisi Orhan Veli için neler yazmış Okuyalım mı ya <laughs> Ben mi Orhan Veli'nin abisinin ben ismi okuyayım. neymiş Bilmiyorum Adnan mıydı Adnan Adnan Veli. Veli. Anlatıyor Orhan Veli'nin Şeyini biz üzüldük yani Genel olarak 5 yaşında mutfaktaki tavada köfte kızartılırken Usulca tavanın yanına sokulmuş Elindeki çatalı köftelerden birine saplamak istemiş Çatal kayıverince kızgın yağ üstüne dökülmüş Ağır şekilde yanmış Orhan Veli mi yaşıyor evet. bunları Kız kardeşi Firuzan yol yapan verdiği bir mülakatta abi Orhan Veli'nin bu yanık neticesiyle sırtında kalıcı yanık izleri olduğunu ifade eder. Orhan Veli uzun süren bir tedaviden sonra kurtarılmış. 7 yaşında Halife Abdülmecit Efendi tarafından tertiplenen sünnet merasiminde diğer çocuklarla birlikte Yıldız Sarayı'na sünnet ettirilmiş. 9 yaşında kızamık geçirmiş. 10 yaşında hizmetçileri Fatma Hanım'ı Flaubert tabancasıyla korkutmak istemiş. Tabanca ansın ateş alınca genç kızın karnından ağır şekilde yaralanmasına sebep olmuş. 12 yaşında Beykoz şehrinde oyun oynarken diz kapağının dikenli tele takmak suretiyle ağır şekilde yaralamış. 17 yaşında kızıl hastalığına yakalanmış. 1939 Ağustos'unda Ankara Çubuk'ta bir otomobil kazasına karışmış ve ağır şekilde yaralanıp 20 gün numara hastanesinde komal kalmış. 1943'te askerlik yaparken Gelibolu'da attan düşmek suretiyle yaralanmış. 1950'de ise Ankara karanlık bir sokakta belediye tarafından açılan uyarı levhası bulunmayan bir çukura yuvarlanmış. Başını çarpmış. 2-3 gün sonra İstanbul'da 14 Kasım'da fenalık geçirmiş. Hastanede alkol zehirlenmesine karşı tedavi yapılmış. Oysa kazanın etkisiyle beyin kanaması geçirmekteymiş. Anlaşılamamış. Aynı gün saat 20'de komaya girip 23.20'de komadan çıkamayarak Cerrahpaşa Hastanesi'ne vefat etmiş. İşte adından Veli'nin abinin başından gelenleri kısaca özetlediği bu ilginç olaylar dizisi. Yani sonucuyu biliyordum. Tabii ki. Ömer kesin. Ben de yani, ölüyor sanıyordum mesela onu ben detayını bilmiyordum. Yani bu çok ekstra bir talihsizlik dizisi. E, şey Hı. gibi. Lemony Snicket. Şey gibi ya. Neydi filmin adı? Ölüm Seni Takip Ediyor. Ha Anladım. neydi o? Neydi? Ölüm, Ölüm takip... Seni Takip Ediyor. Son, son Durak. Son Durak yani. Son Durak. Last Destination. Öyleydi galiba. Evet. Final Destination. Final Destination. O zaman Estonya quizimiz başlıyor. Estonya. Estonya quizi. Estonya, Estonya quizi. Yani, hadi bakalım. <laughs> Ee, Estonlar mı dedi Estonyalılara? Mesela bu Estonya'dan kız alınır? Mi? Dostlar yani. der ki yolda kalınır. Evet. E Can Duygu. Tardini Büfe'nin son bölümünde yaptığı müthiş espri güme gitmiş güzel insan. Seçim sonuçları ile ilgili konuştukları sırada Emre Özcan'ın Cemal Süreyya'nın çok sevdiğim bir cümlesi var sözünde Kılıçdaroğlu aday olmasın diyerek topu topu sana <laughs> <laughs> şu anda önüme düştü Sana entry Hadi. girilmiş şu Hadi. anda. Hadi. Ee, teşekkür ederim. Şşş, <laughs> Ya parma e, çok bu kafadaydı o yüzden. E, haklıydı da. E, o yüzden onu. Okulda biz de özelleştirmiş verelim. Evet, özelleştirmişe veriyoruz. E, Avrupa'da, Avrupa coğrafyasında Hristiyanlığı son benimseyen ülkelerden biri, coğrafyalardan biri olan Estonya, e, Hristiyanlığı hangi yüzyılda benimsemiştir? Sonlarda mıymış? Eee yani Avrupa'da sonlarda buraya da işte Hristiyanlık sıfırdan <laughs> beri var. Hangi yüzyıl? 17 18 13. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Onlar çok geç dediniz sizde. Paganlarmış o zamana kadar. Pagan. Aynen. Pagan poetry. Bu York'un şarkısıdır. Çok iyi şarkıdır. Ee, şeyleri bir sıral sıralayayım. Şey sorayım. Son bağımsızlık kazanmaları ne zaman? Bunu 1908. Estonlar mı? Evet. 1932. Biraz düşünün. Sonuçta. Aa, Aa 2000. 1991. 1991 Rusya. Ee, peki bir... ee, Rusya tarafından yönetildiler. Ondan önce hangi ülkeler orada e, etkiliydi? Yok. Almanya. E, yok. Rusya'dan önce. Evet Rusya'dan Osmanlı. önce kim hakimiyet kurdu Estonya coğrafyasına? Hayır. Vikingler. <laughs> evet de evet, yani. Danimarka. Danlar. Danimarka. Danlar. Danimarka Danlar, ben dedim. İsveçliler. Viking. Tamam Vikingler. <laughs> Bir de Tütonik Order dediği Tütonik şey. Tütonik Order. Kapı evet. askerleri mi Tütonik Order? Tütonik Order. Tütonik birlikleri. Ee, onu şey yapamadım. Tütonik. Tütonik Order Peki. şey tabii yani o çok büyük gemi olduğu için insanlar sıraya girip içeri alınmış. O battı zaten sonra evet. ondan herhalde orada kaybettiler. Batmaz oldu. denildi bir de yani abi bu nasıl bir iddia ya, batmaz demek ki batıyor işte. Batıyor. E, Son olarak şu evet. e, Estonya ya, bu, ya da neyse ya çok çıkaramadım. Sor ya bir şey ee, var. Var lan sor Aa, çocuk. Çok mu evet. yüzü ölçmüş? Çekinme. E, var canım onlar var da yüzü ölçmüşüm nasıl? E, Nereden baksan bir 2.3 milyon kilometre Estonyalyalıların... kare Estonyalıların. Kaç kilometre kareymiş? E... İki. <laughs> kaç kilometre kare? 3 milyon. <laughs> Bilme. Ha, 45 bin. Bin. 45 bin. Bu kadar mı? <laughs> Bir de yani ne ah kadar oluyor Estonya ki? Yaptım. Türkiye kaç kilometre? Estonya'dan kız alınır? Dostlar der ki yolda kalınır. 90 bin miydi? 100 bin miydi? Yok daha büyük değil mi? Daha büyük lan mısın? 1 milyon muydu? Estonya'dan kız mı alınır, dostlar der ki yolda kalınır. Ee, Estonya'nın ulusal uyanışında rol oynayan ünlü düşünürü kimdir? Hmm. Rus biri. <laughs> Hans, Dieter, Hans Dieter, Hans Dieter Carlson mu? Carl Robert Jacobson mu? Carl Robert Jakobsen. Carl Robert Jakobsen. Öbürü kimmiş? E, Öbürü sıktım. Yani Daha şuradan ya. gittim. Uyanış, kahveyle bağlantılı olabilir. Jakobson, or, 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 oradan muhtemelen. <laughs> ee, tamam bu kadar ya. Bu kadar çok. Sizin mutluluk. haftanın laftanın ellerine. Tabii mi? tabii. Haftanın takımı Liverpool. Evet. İki rakibini Niye? ben. Çünkü lider oldular. Oğlum Liverpool lider oldu Senin da. Üç birden gittim. evinde dönmüş Newcastle var. Niye zoruma gitsin canım? Bir de bayağı iyi oynadılar ya. Evet. Onlar. Liverpool yani. Ha bu arada Liverpool evet evet Liverpool özür dilerim. Tabii ki de Liverpool e, bire iki dönüş şey. Evet. evet. Evet Haftanın menajeri. Tabii. Jürgen Klopp. Doğru hocam tebrik ederim. Gerçekten ben gerçekten nankörlük yaptım az önce özür dilerim. Bana çok büyük. Ha haftanın oyuncusu Cole Palmer. Berabere kalmadı bu çok, çok iyi oynadı. Beraber berabere kaldı. Normal çok da iyi bir oynadı. İki Panenka vur. penaltı attı. Bir de yani çok ekstra neyi var. Şu iğrenç gol sevincini sevmiyorum. Aynen. Aynen. Çok hiç hoşuma gitmedi. Bir ya. de Anelka penaltısı var. Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırınca. <laughs> bir de böyle var. O ne? O da gol sevinci. Anelka'nın gol sevinci değil miydi bu? Aa aynen. Değil mi? Anelka deyince <laughs> o geldi aklıma. Haftan... Böyle miydi lan yoksa? Hatırlamıyorum. Anelka'nın gol sevinci nasıldı? Böyle <laughs> miydi? Candan her şeyden lan o. Evet, nasıl hani Anayaka gol sevinci? Anayaka gol sevinci mi yapıyordu? Onu yapmıştır kesin bir yerde. onun değil Anayaka hiç zaman. Aynen. <gülüyor> Aynen. E, haftanın kalecisi Arianet Muric. Eski dostum. Adana Demirspor forması dedik. Serenay Sarıkaya Çok, ve Arjanet Muric. E, haftanın golü Rodrigo Muniz. Yok artık dedirten bir gol yani. Evet. Yani o golle de maçı almak. E, yani gerçekten inanılmaz bir şey. LM500 kodu. Ha beraber alan. O maçla maç beraberliği. Beraber alan doğru. Evet. O gol iki sayılır. O gol iki sayılır ve... Premier lig puan... bunu düşün, şey yapsın. İki yazın bari. Bir puan değil de iki puan verin. En azından. LM500 kodu. LM500. Ee, giriyorsunuz ilk kiralamalarınızda TikTok'ta ve 500 lira bedava. İftar saati yola çıkmak. Ee, gerçekten çok e, rahat gitmenizi sağlıyor. İftardan 10 dakika. ideal İstanbul trafiği saati veriyorum. İftar plus 15. Evet. Ya yani yok iftarda çıksam da geç kalanlar da evine varmış olsunlar. Aynen. aynen. Ya Başkan. da siz atıyorum niyetliyseniz 15 dakikada hemen. Hemen. Hop öyle. Hı -hı. Ki Aynen. E, 500 liraya da iftar saatine her yere gidersin. Tik İstanbul'da. Fuç 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 oradan oraya. E, baba Sokrates'ten ayrılıyor. Evet. Aynen. Şu anda o konuşmayı yapıyor. Evet. Armağan'ın evet. Sokrates'teki son programları. Son günü. Son gün değil, daha var. Eee Teklifi kabul Biz de etmedi. Biz böyle olsun istemezdik. Evet. Keşke. Ee... 9 yıllık bir Çınar. Bu muhabbetlere burada girecek dedim ben bir profesyonel. I'm a professional. Biri geçen hafta şey yazmış. Bir ayrıl da görelim seni Sokrates bir yerlere getirdi ne olacak falan diye. Nereye yazmış? Yorumlara. Yolladım ya size. Ne yolladı ya bize? Benim belki de. Şey Belki de şarjım bitti ya da biz bittik. YouTube'a mı yazmış evet. oldu? Programın altına yazmış ya. Hadi ayrıl da göreyim seni Sokrates'e sen. He. <laughs> <laughs> ayrıl da göreyim. Oo, Katılırım ben de. restler i̇şte çekildi. <laughs> Dur bakayım ben de. <laughs> <laughs> Hiçbir yere gidemez. Bakacağız. Hiçbir yere gidemez. Tek 9 bakma. yıllık çınar 10 yıl olur. 10 yıl olur. Onu düşünsene şey gibi düşün. Bir yerde 10 yılı tamamlamış olacaksın. Bir yerde göz göze... Hayır. Ney? Ah Halil Posbıyık. Ereğli'nin e, üst üste 30. yıl e, belediye başkanlığını yapıyor. Hı? Evet Hı? abi. Yani, üst üste 30. Böyle üst üste yıl. Halil yani. Postbıyık. Hangi Ereğli? 7 Karadeniz Ereğli. Seçim kapatmış. Karadeniz Ereğli'nin sesi 100.4. 30 olamaz ki yani. 6 seçim 30 abi kapatmış. 94. 6 seçim kapatmış. 94. O zaman 7. Yapıyorlar. kez seçildi. Ya arada bir dönem belki seçilmemiştir ama 94'te başladı. Yine Niye Nadas'a bırakmış kendini? Ya seçilememiştir belki ha. de. Bir de adamın ilginç bağlantıları var. Ben Tarkan, Tarkan falan geliyordu Ereğli'ye ben çocukken. Kim Tarkan geliyordu? abi, Tarkan, Tarkan Ereğli'li Ereğli oğlum. Tarkan Ereğli'li mi? Ha. Ciddi misin evet, sen? O yüzden. Zonguldak değil mi ya? Tarkan. Hangi Ereğli? Zonguldak Ereğli zaten. Ha, Tarkan ha. Karadeniz Ereğli galiba. Karadeniz Ereğli, Dol Zonguldak Ereğli zaten. <laughs> Eee nesa öyle bakıyorum. Bir belediye başkanı var ya. Yani ben yani. sanki Oğlum, belediye başkanı neredeyse <laughs> yok o zaman. Tarkan doğduğu yere geliyor. Aynen. Hayır, Haluk Levent falan da geliyordu. Haluk Levent Halere geliyordu. <laughs> Haluk Levent nereli? <laughs> Hayır, bilmiyorum. <laughs> Bakalım Haluk Levent nereli? Çünkü Mehmet'in Haluk Levent'in yeri. Haluk Levent Mainz <laughs> Levent... <laughs> Aydınlılar. Aydınlı mı? Ee. Tarkan, evet. Tarkan Almanya'da doğuyor ama. Ee. Ya Tarkan sen Murat <laughs> Boz'la karıştırıyorsun. Murat Boz Ereğli. Tarkan adana. Yok daha neler? Yüreğirliymiş. Murat Boz Ereğli. Kocaeli Karamürsel. Merih Demiral memleket. Tarkan da. Kara Karamürsel'de sepet vardı. Aynen hayalim. Çok overrated bir sepet bence Karamürsel sepeti. Ya bir sepet ne olabilir ki zaten? Yani evet. Yani ne kadar. Babam Çok... arıyor. Aç. Efendim babacım. Cimbom babacım cimbom. Alo iyilik aa, Londra aa, merkez abi, çekimindeyim. Yolda mıyım Samet amca? Çıktınız mı? Çıkmışlar. Tekirdağ'a doğru gidiyoruz. Beşi bulur gelmeniz. Beşi mi bakalım? Neredeler ya? Yalçın Bak abime bakalım. de selamlar yolluyorum. Kaçta ya beş gibi falan gelirsiniz herhalde. Durursunuz falan siz. ne beşi? Öptüm. Dikkatli gelin. Görüşürüz. TRT Spor mu? Ha tamam aleyküm selam. Öptüm Erman, görüşürüz. Erman'a bir tane daha teklif geldi. Erman TRT Spor'dan. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Erman <laughs> TRT Spor'da. Çocuklara selam söyle demiş de cızırtı var TRT Spor anladım. Anladım. Ee, ee, şey. Ne konuşuyorduk Erman bize? Abi Spor'dan? şeyden dolayı onlar bir çay içiyorlar. Ha rahat rahat geliyor. Ama Tekirdağ da yani gerçekten 50 kilometre. Tekirdağ'a doğru gidiyoruz diyorum. Tekirdağ zaten Şarköy arası 120-110 kilometre falan. Ney? Kaç kilometre olacaktı beyim? Hemen bu Şarköy tekirdağ Şarköy, merkez Türkiye'de arası. Bakar mısın? Ulan Şarköy'den zaten km. 30 kilometre viraj dönüp karayoluna çıkıyorsun. Şarköy'den sen ne 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 mesela 4 saat mi? What? 4 saat mi? What? 81. <laughs> o hakkısız çıktı diyemeyiz. Hakkı da değil tamam. Ne ulan 100'e yakın işte. Bana 100... beklemezdim yani Şarköy. Bana sorsan ben mesela 60 derdim. Ki o, ki o karayol o oldu. karayoluna çıkmak için de bizim bir işte 5-6 kilometre gidiyor. Şarköy'ün merkezinde değil çünkü daha arka. Şarköy'ü de geçiyorsun. Yani buradan giderken. TikTok'la haftanın <laughs> en önemli sonuna geldi. <laughs> 10 yaşındaki Falsu yine Oro. Satrançta dünya bir numarası Magnus Carlsen'i 38 saniyede yendi. Adam artık. Adam ne Aynen. diyeceğimi tahmin et. Onu önden engelleyin. Oro <laughs> <depressed>. <laughs> altın demek biliyorsunuz. Evet. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Çok zor tutuyor. E Buraya geçelim. Çok... Galiba. He. Oğlum önce Türkiye'nin sonra dünyanın olamazsın. Hayır. işte başkası zaten bunlar. Başka iki genç küçük Türk çocuğu. İkisi ayrı. Evet. Bir tane 12-13 yaşında çocuk en genç Türk büyük usta bir şarkı okundu, şey i̇şte İki şarkı okundu. Birisi çok dokundu. Hep i̇şte İki dediğin geçen haftaki i̇ki haber. İki şarkı benim dediğim okundu. Türk, evet. Türk çocuk, birisi çok dokundu. Benim dediğim mi? Havacılık tarihi kanla yazılmıştır. Evet. Estonya'dan kızma mı alınır? Evet. Heh. Geçtiğimiz günlerde 14. yüzyılda Ediz Gürel Türkiye'nin en genç O zaman Türkiye'nin öbürü aynı zamanda artık Türkiye'nin de en genç büyük evet, yani ustası olmuş. Çocuk çok yalnız zaman ya Türkiye'nin yani en genç büyük ustası oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani ona üzüldük şimdi. Neydi <laughs> dünyanın en genç büyük ustası? Yağız Kağan Erdoğmuş. Yağız Kağan Erdoğmuş helal olsun. Selamlar Kimi Yağız Kağan Erdoğmuş. Bir Burada mu? ne kadar gereksiz insan varsa selam verdik. Bari bir tane düzgün insana verelim. Estonya'dan kız mı alınır? Dostlar der ki yolda kalınır. %100 <laughs> <laughs> tahminlere geçiyoruz. <laughs> Şimdi e, ben geçen yani hafta... Ben dolu dolu bir tahmin isterim %100. Bu, Hep bu çok uzun Neden? şey Biz nasıl ondan Merkezi çekeceğiz artık Sen yoksun 15 gün. Yok bir tanesinde yokum. Ha bayramda... Kim? Bayramda çekmeyeceğiz. Çekmeyeceğiz. Hayır çekin yanınıza başkasını. Yok var. ben... Sen şarkısı... Bu program, program... ermansız olmaz. Hayır hayır. Sen, sen hiç Aa! kaçırmadın. Kaçırdım. Kaçırdım mı? İbo'nun düğününde şeyden bağlandı. Kaçırdı. Bağlamadım. Ama yok ben istemem. Yok canım. Yapmayız yok, bir yok, hafta yok, yok, canım yok. ne olacak yok. yani ölmeyiz. Ben hayır yok. Yeter ki onursuz olmasın Lond gelmek Ay. istemiyor şu anda. Yeter yani. ki onursuz olmasın Londra merkez. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Ne olur dur. Ee, açıyorum maçları. Ben Aşka. geçen hafta hangi haftanın maçları? Ha varmış? bir dakika Aa, şey sen var. ne kafalar yaşıyorsun lan? Bir dakika. Eee Nothing in Forest Fullum. Ee, ofis ofiste de diyorum şey. Kim var? Çocuğum sen perdeden bir saklanma da tahminini görelim. Ofi... neydi? Nothing in Forest. Sen Fulham. ne yapıyorsun? Ne kapatmış ya. adam. Abi böyle bir şey yok ya adam gözükmüyor komple. Ben yani görüyorum canım. Bir diyor. <laughs> bir mi diyor? Bir diyor. Dör. Kimdi Forrest? Nothing Ola. in Forrest Fulham. Kimden Üst. başlıyoruz? Bizim çocuk. Yakışıklı çocuk. Üst. KG. Kime ne? bakıyorsun? Ne? Kime bakıyorsun? Kime Ekrana baktı. Orada kimse yok. <laughs> Orada kimse yok. Argunum var istersen. KG. Üst. Argunum. Üst. Güzel. Newcastle United Everton. Bizim çocuk. Yakışıklı çocuk. Newcastle. Bir. Bir. Everton gol atar. Argonum. Bir. Bournemouth Crystal Palace. Bizim çocuk. İlk, i̇lk Yakışıklı çocuk. Dedi. Alt. Alt dedi. KG. Bournemouth vurur diyorum ben. KG. Argunum. Sor, soruyorsan onların sesini duyulmuyor. O yüzden ne söylediklerini söyleyeceksin. Burnley Wolverhampton. Our boy. <laughs> Handsome boy. 3,5 üstü. <laughs> Tetiklendim şu an. KG. KG. Dört buçuk üstü lan. May Argun. Sıfır. 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 mı? West Ham Tottenham. Bizim çocuk. İki. Söylesene ne söylediğini. Yakıştı çocuk. iki dedi. 2. KG. 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 Üç buçuk üst, Argun'um. İngiltere'yle bu hafta gole Argun'da iki dedi. Arsenal West, Arsenal Luton. Bizim çocuk. Yakışıklı. Bir. Handikaplı bir. İkinci ilk yarı ikinci yarı Luton. Argun'um. <laughs> Luton baştan sona. İlk yarı iki ikinci yarı bir mi? Hayır, ilk yarı iki ikinci yarı iki. Ha ilk yer yarı bir. Pardon. Ben ilk yarı iki ikinci yarı iki diyorum. Ah. Brentford Brighton. Our boy. Beder. Beder. Kan ne yapıyor? İki yıl böyle geçti. Ne yapıyorum ben? <gülüyor> 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 Dur oğlum Hanson boy ne diyor duyamadık. Henson boy. Brentford Brighton. B derbisi. B derbisi abi. Evet. KG diyor. E, ee, KG. KG. Her şeyde Senin KG dedim. Yani B derbileri azalacak. Mayargun. Bu Şey için... Ben Brighton kazanamaz diyorum. İnan Özdemir geldi. Hep söylüyorum. İnan'ı görmüyor şu Bakın, an. Bakın. seni hiç duymuyor. The App'in geldiği noktayı biraz konuşmak lazım. Kar konuşalım. İnan Özdemir Dizginler'i ele aldığından beri The App. Herkes abone olsun, türlü türlü hareketler yapsın. Yani ne zaman yazdın? Geçen hafta mı? 17-18 gün oldu. 17-18 gün oldu. Bir maç var abi. Rival. E, ulan ne oldu bu maç diye aklıma geldi. Hep Giriyorum yani. Rival'a abi hemen canlı Aa, skor. Canlı Aa, skor yanıyor. Ben canlı skora Rival'dan bakıyorum. Canlı skorda yanma var, yanma. Yani evet, olacak evet, iş değil evet, yani. Öf, öf, öf. Ben geçen stat'taydım. Skolden rival'dan önce tabii önce, tabii tabi, öyle oluyor. Abi. Öyle önce oldu. Önce geldi. Benim burada duyurmak istediğim bir event var. Çocuk pas verecekti. İkiye bir geliyorlar. Dedim gol oldu sen attın. o <laughs> zaman dedi vurayım. Pas verirsem dedi rival'ı yalanlamış olacağız. Tabii. Doğru. Şey. Sonarfest Sonar Fest. geldi çattı. Ne zaman? 28 Nisan 3 Mayıs. 26-28 Nisan. Ah be. 28'de bıraksan. 28'de bıraksak... Nerede ise, bu peki? Nerede? Zorlu 26-27-28 Nisan'da. Çok iyi be. Aynen. Gideriz. Sonar Fest. Ben bu sene gitmeyi düşünmüyorum ama yani giden herkes benim yakınımdır. Geçen seneki deneyimini bu sene biraz daha katlasak mı? Çok keyif aldım geçen sene ama dediğim gibi 26-28 Nisan'da... Aa bir... sen 26-28... Ha yok lan. Hayır. Yok ama biraz şey yapmak istiyorum. Kaşka Kendimle baş başa kalmak istiyorum. Başka lig istiyorum. Başka lig istiyorsa geliyor abi. Hemen başka liglere bakıyoruz senle beraber. Üçü, dördü. Bize dört ayrılıktan dört tane maç söyleyecek. Tamam. Biz tahminde bulunacağız. Yes. Bu sefer yüz, çocukları katmıyorum. Sadece sen, sen ben. Sen de diyeceksin ki yüzde yüz tahmininin oranı bence yüzde kaç? Zvole <laughs> egzersiyon. <laughs> kaç? Zvoli e var. var. Üst. Ben %100 üst diyorum. %100 ben de %100, KG var. Diye. Peki sizin bu %100 tahminlerinizin oranı yüzde kaç? 100. İşte onu soruyordum. 100. 100. Oha. Yatırım 100. tavsiyesidir oynayın. Oha. 100. Oynayın ne ya? Dur tutun. Ee, 100. Nijni Novgorod Krasnodar. Kim? Nijni Novgorod Krasnodar. 4,5 alt. <laughs> Siz bundan ne kadar eminsiniz? <laughs> 100, 100, %100 eminim. Nijni Novgorod. 100, 100, %100 eminim ama bu maçta 5 koyulursa ben insan içine çıkamam. Kaç dereceymiş hava? Eksi 8. 7 ee, derece falan. 7, Eksi 8. Abi, şey lan ya. Eksi 8. Şey gibi geldi. 2-3 gol diyorum ben bu maç. Angel Lavalua. %100 2 ya da 3 gol. %100 2 ya da 3 gol. Buna evet. bu tahminle eminlik oranın kaç? %100 mi? <laughs> Benim de %100. <gülüyor> <gülüyor> ne maç maç ne? Ne 4 gol. Angel Lavalua. Ne? Angel Lavalua. Angel 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 Öbürü kim? Lua Lua kim lan? La, 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 lava Lua. Ha, Lava Lua X. Lava, 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 lava. Oğlum, ne dedin bu maçı? La, lava Lua. Daha e, demedim. Ha. Yüzde eminim tahminimden. Ben iki takımın da gol bulmama ihtimali yok. KG yok diyorum ben de. 100. O da sana KG var diyorsun. Tersini söylüyoruz el birbirimize. yüzde yüzden biri kesin yanlış <laughs> 100 yani. İki yüzde birbiriyle çarpıştı burada. Bakalım ne olacak. E, 100 kere yüz. Yüz bin. <laughs> 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 Stad Uşi Basel Kim? Stad Uşi diye yazılan Stat enteresan yazılı. bir şey. Basel O-U-C-H-Y. Bazıl İsviçre'nin orta yerine sezon. <laughs> en son düşme hattındaydı <laughs> hala orada mı? Bilmiyorum. Korkunç bir takım Basel Staduşi de ne kadar bir takım bilmiyorum ama Staduşi yenilmez diyorum. Yüzde yüz diyorum. Ben de Bazel yenilmez diyorum. Bazel yenilmez diyorsunuz. Saç rüya. Staduşi hareket. nerede? Bazel nerede? Ee, Biktabı... güneyde. Bazel daha kuzey tarafı. Ulan Bazel'la benim kuzenim yaşıyor. Bas Buz... sen bana <laughs> Bazel mı <mu> öğretiyorsun? <laughs> ne bileyim abi. Ligde Bağlama işte. çekim programı. Yüzde yüz e, tahminlerin sonuna geldik. Yüzde yüz söylüyorum. Yüzde yüz tahminler. Dün sonuna geldik. Geldik. Bir de şiir yazacağım yüzde yüz tahminlere. Yaz. Bahar'ın diğer adı Güs. Tahminimiz yüzde yüz. Hayk bu? Hatta uzatalım. Bahar'ın diğer adı. Bahar'ın diğer adı Güs. Tahminimiz yüzde yüz. Pilavı önce bir süz Sonra geldi beni üz. Mesela gibi. Kind of. Pilavı süzüyor musun acaba? Pilav süzülmez mi geri zekalı. Pirinç. Pirinç. E tamam yani pirinç pilavı. Evet de yani pilav demiyorsun. Declan Rice hem kaptanlık yapıyor takıma yeri geliyor. Pilav mı pirinç mi? Ödegard tabii kaptan da. Ee, hem de yeri geliyor liderlik ediyor sağda. 88. dakika sıkıştı takım üstü işte baskı kurmaya çalışıyor. Aldı topu kenara kaçırdı. Aldı topu kenara kaçırdı, topu kenara kaçırdı. orada vız, vız vız nefes alır takım. William yani. Saliba da cebinden çıkarttı da alanı maç sonunda. Bıraktık kenarda köşeye. Roy Kinn zaten dördüncülük topçusu demiş alanda. Gerçekten. Bitiricilik abi. hariç. Ha. Kim demiş? Dünyanın en iyi bitiricisi ama geri kalan taraf Lig 4 demiş. Kim Abi demiş Orada mübalağa sanatı kullanmış. Roy Kim demiş. Mübalağa sanatı kullanmış. Evet. Abi biz bunları söyledik. Neyi söyledik? Yani 4. Lig tabii ki değil de. Muhtar bir da kime verdiniz? Muhtar da ben, bizim muhtarımız 30 yıldır aynı. Ee, güven de veriyor. O yüzden kendisine verdim. Güven Kıp. Arkadaşı Güven o da, o da veriyor. O da, o da veriyor. Evet bizim Bunu alt komşu sana... Güven de ona veriyor. Aymet Benim, Güven de Pınar'a veriyor. Ben var. random bir adaya attım ama seçilmemiş Seçiyoruz. Ha. Tüf. Allah'tan bu sefer sadece muhtarda bu ayak yaşadık. <gülüyor> <gülüyor> Ama yine bulmuşsun. Yani Üzülecek yani. bir şey. Bu nazarlıktır. Nazarlıktır. Bizim evet. bir arkadaş bütün muhtar adaylarını doldurup kendi seçeceğine mühür basmış. Aaa. Ah. Ulan normalde kendi muhtar adayının kağıdını koyuyorsun. Mühür basman mühür gerekiyor muydu? Hayır. 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 Hepsini Altı koymuş bu. Atıyorsun. Bu hepsini koyup. 6 tane muhtarı koyup mühürlü... <gülüyor> buna... <gülüyor> Ama suçlayamazsın. Ben, ben hiç kimseyi suçlamam. <laughs> ben hiç kimseyi suçlamam artık yani. <laughs> bu kadar. Mu muhtarlar ne yapıyor ya? Muhtarlar, muhtarlar şey genel biz bildiğim kadarıyla bu nüfus müdürlüklerin... Ya yani E-Devlet'ten sonra muhtar. zaten özellikle muhtar olayı çok bitti deniyordu. Özellikle büyük şehirde falan. Ama ben katılmıyorum Bizim abi. Ne yaptın en son olması muhtar. da ilginç muhtar. Abi, ben muhtarda bir şey yapmıyorum ama yani muhtar bir... Güven bana, verir mi sana? Güven. Ya yani mesela muhtarlığın önünden Mahalle geçiyorum. biri uyanır. Muhtarlığın önünden geçiyorum. Ha diyorum mahallemizin muhtarı var. Bu kadar mı Evet. Hiç girdin <laughs> mi dükkanına? 6-7 sene önce girdim. Ne ne için girdin? İkametgah mı ne alacaktım o zaman işte. En son bir son E-Devlet'ten almaya başladım. Ha. Ee, ben, 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 ben de, Çok muhtar var. Gerek yok ki bu kadar muhtara ben de ya. Ben de muhtarları artık yavaş ya yavaş... yavaş. Hayır. Hayır ya. Ya sadece sen bu güveni yaşayacaksın diye bu kadar... <gülüyor> abi <gülüyor> hayır yani... 50 bin kişi istihdam da <laughs> Bilmiyorum. Bana aklıma yatmadı şu anda. Daha online bir muhtarlık modeli. Yani. Bulut, bulut mu bulut muhtar. Yani öyle bir şey geçirebiliriz. Bulut muhtara. Öyle bir canım sıkıldı yandı. ya. Bu kadar bu haftalık görüşürüz. Ya hoşçakalın. Vallahi canım sıkıyorsunuz.